çalışacağız. Onun için malzeme çıkartalım. Çok karanlık. Bir dakika. Evet, şimdi ders çalışacağız. Çünkü her gün ders çalışırız biz. Evet, bugün günlerden bakayım 27 Eylül Salı. Dün yapmadığım iki tane hedefim vardı. Şimdi ilk önce onları yapıp sonra bugünün hedeflerine geçeceğim. Yani ilk önce kimyasal türler arası etkileşimden çözüp sonra şunu atlayacağım. Çünkü bugün de var. Yaparım. Sonra direkt 27 Eylül Salı gününün programına geçeceğim. Evet arkadaşlar, selam. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi bugün günlerden Salı. Ben dün birazcık bir şeyler çektim ama pek uzun çekmedim sanırım. Bugün birazcık daha uzun yapacağım. Bugün bu videoyu bitiririm. Yarın YouTube atarım muhtemelen çünkü yarın yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bugün az önce, hatta bir yarım saat önce falan TYT denememizin sonuçları açıklandı. Ben Limit'in bir TYT denemesine girmiştim. Şu an kitap çıkarımda değil, onun için gösteremiyorum ama zaten girenler vardır belki aranızda. Bence gayet zor bir sınavdı. Size en son gösterdiğim netim 62'ydi sanırım. Aslında bu sefer fenim birazcık daha yüksekti ama matematiğim çok düşmüştü. Çünkü aslında hatta fenim iyiydi. Kimyadan 5 yaptım. Kimyadan hiç 5 yapmıyordum. Biyoloji ve fiziğim de iyiydi ama Türkçem çok kötüydü. Zaten Türkçesi aşırı zordu. Yani genel netim de 55'ti. Bu arada çalışma programlarımı da size gösteriyorum. Programlarımı tam anlamıyla bitiremiyorum. Çünkü genelde yorulmuş oluyorum. Ama bugün tam anlamıyla bitirmek istiyorum. Aslında programlarımı tam olarak bitirsem bence gayet güzel programlar oluyor. Ama büyük bir çoğunluğunu yapıyorum zaten. Mesela dün sadece kimyasal türler arası etkileşimlerden soru çözmemiştim. Onu da tamamladıktan sonra aslında bitiyor. Şimdi size bu hafta hangi konulara çalışacağımı göstereyim. Bu hafta cumartesi pazar, yani hafta sonu pek ders çalışamayacağım muhtemelen. Bakmıştım. 12. test ve 13. test, bir de 14. testi çözdüm. Toplam kaç soru? 11, 22, biraz 32 tane soru çözdüm. Toplam 34 dakika 50 saniye tuttu. Şimdi dünün programını tamamlamış oldum. Artık bugün programına geçeceğim. Normalde böyle yapmıyordum ama bu hafta eksiklerimi kapata kapata gideyim dedim. Dün yapmadıysam bugün yapayım dedim. Daha iyi olur gibi geldi. Şimdi artık 27 Eylül programına başlayabilirim. Arkadaşlar selam. Şimdi 1,5 saattir falan ders çalışıyorum ben. Biyolojiden aslında izlemem gereken videoyu izledim. Sonra baktım bu videoda 18 dakika falan, bu videoyu da izleyeyim dedim. Aradan çıksın, yarın başka video izlerim. Hem daha hızlı ilerlemiş olurum dedim. Şimdi şöyle özet çıkarıyorum. Büyük moleküllerin taşınması ile ilgili biraz özet çıkardım. Organellere geçtim. Zaten siz de bir kısmını izlediniz. Ondan önce de aktif taşıma ile ilgili özet çıkarmıştım. Ve video izlemiştim. Şimdi size birkaç tane soru sormak için derse ara verdim. Onları sorduktan sonra tekrardan derse devam edeceğim. Şimdi biliyorsunuz ben bu aralar çok fazla problemler çalışmaya başladım. Çünkü problemleri artık halletmek istiyorum ve diğer konulara geçmek istiyorum. Video başında da dediğim gibi proteinle alakaya. Biyolojiyle kafayı bozmuşuz. Problemlerden sonra, problemler ve problemlerden sonra başlıyor asıl TYT'de çıkan konular. Şimdi arkadaşlar ben problemlerde hız ve renk yayınlarını kullanıyorum. Daha kitaba yeni başladım sayılır ama bayağı bir çözdüm. Yaklaşık 1-2 hafta içinde bitiririm muhtemelen. Çünkü bu aralar birazcık fazla çözüyorum. Hız ve renkten sonra ne alsam bilemedim pek. Çünkü bir tık daha ileri almak istiyorum. Aslında bende Şenol Hoca'nın kitabı da vardır, onu da göstereyim. Bu Şenol Hoca'nın Çıtır Çerez Problemler kitabı da var ama bu bayağı kolay. Muhtemelen bunu çözmem. Ya da İşte problemsiz kalırsam birkaç gün bu kitap bittikten sonra yeni bir kitap alana kadar bunu birazcık çözebilirim ama ben bundan sonra hangi kitap alacağımı size bir sormak istedim.
Şimdi ben bundan önce bilgisayar mühendisliğinden önce arı yayınları çözüyordum. Paragrafta kitabın daha yarısında gibi gözüküyorum. Aslında daha çok var ama az kaldı. Yani şu ünite bittikten sonra denemeler başlıyor ve denemeleri de her gün bir deneme olarak çözersem çabuk bitecek gibi. Aslında daha çabuk dediğim yani bir ay falan gider bana bu. Belki daha fazla bile gider. Paragraf kitabı önerisi istiyorum bir de aynen. Bunu soracaktım yani. Bilgisayar mühendisliğinden sonra ne çözebilirim? Şimdi size anlatmak istediğim son şeyde birazcık kanal hakkında. Arkadaşlar videolarımı ben aslında elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani bana önerebileceğiniz şeyler varsa, eleştirileriniz varsa her zaman bunları açığım. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hatta yazarsanız çok mutlu olurum. Daha iyi yapabileceğim şeyler, daha güzel yapabileceğim şeyler varsa dediğim gibi size kalmış videolarımı genel olarak izlediyseniz veya bu video için de olabilir. Beni eleştirmenizi istiyorum sizden kendimi geliştirmek amacıyla. Görüntü kalitesi aşırı iyi değil farkındayım ona yapabilecek bir şeyim yok. Yani telefonun kamerasıyla çekiyorum ve telefonumun kamerası da orta diyebilirim. Yani çok iyi değil sonuçta Android kullanıyorum. Ona yapabilecek bir şey yok. Evet yani kısacası böyleydi. Yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Ayrıca problemler veya paragraf kitap öneriniz de varsa yazabilirsiniz. Ben derse devam edeyim. 1,5 saat oldu. Bugün daha çalışırım. Daha yapılacak çok şey var. Biyolojiyi normalde bitirdim ama devam ediyorum. Diğer konulara ne zaman sıra gelir artık bilmiyorum. Acele etmem lazım. Bay bay. Saat kaç oldu çünkü? Saat 5'i 20 geçiyor. Ve sadece 1,5 saat çalıştım. Dershaneden geldikten sonra.